İkbal merhaba, hoş geldin yayına sen de. Bu iddialar nereden çıktı? Buket, aslında bu iddiaların Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası gelmesi biraz da manidar. Çünkü milliyetçi taban Bahçeli'nin bu açıklamalarından rahatsız. Öyle ki MHP'de de bazı üyelikten istifa eden kişilerin olduğu belirtiliyordu. O yüzden bugün bunu konuşuyor olmamız manidar geliyor. Tabii şimdi bir birleşmeden bahsediliyor ama siyasette tabii bunlar dile getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde sen de hatırlarsın, Deva Gelecek birleşmesinden söz ediliyor. Gündemden düştü çünkü görüşmeler askıya alındı, bir nevi durdu diyebiliriz. Tabii bunlar siyasette bir birleşmeden bahsetmek çok kolay şeyler değil. Az önce belirttiğim gibi Deva Gelecek birleşmesi. Çünkü burada bir müzakere süreci işliyor. Dolayısıyla böyle bir birleşmenin olması en azından yakın zamanda benim okumamdan bahsediyorum. Mümkün değil. Tabii bunun dediğimiz gibi Bahçeli'nin Öcalan çağrısından ortaya çıkması manidar görünüyor. Tabii şimdi İyi Parti lideri ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Dervişoğlu bir görüşmenin olabileceği belirtilmişti. İddialar o yöndeydi. Şimdi evet, yarın bir görüşme olacak fakat bir panele katılacak her iki isim. Orada aynı ortamda, aynı toplantıda bulunacaklar. Yani birebir özel bir görüşme yok. İyi Partili kurmaylarla da, Zafer Partisi'nden, genel merkezden kurmaylarla da görüştük. Bunları sorduk her iki partili isimlere. Fakat şunu diyor İyi Partili kurmaylardan aldığım bilgileri öncelikle paylaşayım. Şimdi milliyetçi tabağından şöyle bir talep varmış İyi Parti'ye. Çünkü geçtiğimiz bu haftanın başından itibaren İyi Parti lideri Dervişoğlu önce Türk Ocakları Genel Merkezi'ne, ardından da Türk Milli Düşünce Merkezi'ne ve Milli Egemenlik Platformu'nu ziyaret etti. İşte bu ziyaretlerinde de milliyetçi tabağından birleşin, en azından tabanı birleştirin çağrısı, talebi gelmiş daha doğrusu. Buna İyi Parti öncülük etsin, bu öncülüğü yapın. Milliyetçi Hareket Partisi tabanından da böyle bir talebin geldiği söyleniyor. Şimdi böyle bir talep var, evet, ama bu birleşmeye gider mi? Bu tartışılıyor. Zafer Partisi kaynakları da böyle bir şey gündemimizde yok, birleşme gündemimizde yok. Özdağ'da kendisini aradım ama meşguldü, fakat farklı bir basın kaynağına verdiği bilgiye göre sadece aynı panele davetliyiz açıklamasını yapmış kendisi. O yüzden yarın her iki lider, İyi Parti lideri Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın Ankara'da düzenlenecek Milli Egemenlik Platformu'nun bir paneline katılacaklar. Tabii orada o panele katılmaları aslında iki genel başkan olarak, iki ismin ilk defa bir araya geleceği bir görüşme olarak da biliniyor. Bu yüzden de önemli, ama ilerleyen günlerde bu görüşmeden kaynaklı, bu birleşmeden kaynaklı bir şey olur mu? Henüz bunun için bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü dediğimiz gibi hem İyi Parti hem de Zafer Partisi gündemimizde birleşme yok. Evet, tabandan böyle bir şey olabilir ama bunun bir birleşmeye gidebileceğine dair bir şey söylemek henüz erken. Belki seçim sürecinde bunlar konuşulabilir ama şu an için iki partiden gelen bilgiler bir birleşmenin gündemde olmadığını söylüyor Buket. Peki, çok teşekkürler Sibel. Bakalım yarın ne olacak o görüşmenin ardından, bu ilk temasın ardından bir o siyasi yolda birlikte yürüme kararı çıkacak mı çıkmayacak mı, onu artık yarın göreceğiz. İlk sinyallerini tahmin ediyorum alırız.